Yenildik ama Almanları kıskandırdık. Bakın maçın öncesinden bir görüntü sosyal medyaya damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maçı izlemek için Berlin'de stada bakın nasıl gitti ve bakın biz normalimizle Almanları nasıl şaşırttık. 5 değil, 15 değil, 35 hiç değil, 40'a aşkın araç ardı ardına geçti. Görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Euro 2024 çeyrek final maçı için gittiği Berlin konvoyundan. Erdoğan, Hollanda ve Türkiye'nin oynayacağı Euro 2024 çeyrek final maçını izlemek için Berlin'deydi. Ancak yalnız değildi. Geçinemeyen emekli ve asgari ücretliler zam alamazken bir kez daha itibardan tasarruf edilmedi. Türkiye'de de çokça eleştirilen onlarca araçlık konvoyu Berlin'de de Erdoğan'a eşlik etti. O anları kaydeden Almanların yaşadığı şaşkınlık da dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık bir dakika süren uzun konvoyun geçişi Alman bir gazeteci tarafından kaydedildi. Yeni bir tabir var malum, bir ara her ağzını açana dezenformasyon yapıyorsun deniyordu. Şimdi her eleştiri popülizm oldu. Niye emekliye zam az, niye asgari ücrete zam yok diyorsunuz. İktidar sizi hemen hop popülist olmakla yaftalıyor. Yeter ki aman eleştirme, işte tasarruf tedbirleri nerede kaldı diye sorma. AK Parti iktidarının 8. tasarruf paketi devrede. Her paket bir önceki olmadı yenisini verelim şeklinde yapılıyor. Şimdi bunlar olmadı, 9.sü yolda. Geçen pakette açık açık 7. paketten bahsediyorum. Ben hariç diye bir madde eklenmişti. Cumhurbaşkanı bu paketten muaf diye yazılmıştı. Yine aynısı oluyor bakın. İtibardan tasarruf edilmiyor. Bu kadar koruma araç peşinde. Yavaşlattık görüntüleri haber merkezinde, tekrar tekrar saydık. 60'a yakın araçtan bahsediyoruz. Ya maç izleyeceksin, milli takıma destek olacaksınız ama bu işte yazık günah değil mi? Bizim bir aldığımız nefes kaldı artık vergilendirilmeyen. Neremizi sıkacağımızı şaşırdık ayın sonu gelsin diye. Ama Cumhurbaşkanlığının bütçesi böyle gayet rahatça kullanılabiliyor. Sadece Cumhurbaşkanı da değil ki, daha işte bugün işe gelirken yaşadım. İş yerimizin de olduğu Büyükdere Caddesi'ne çıkan bir arayolu polis kapatmış. Çakarlı araçlar, kim olduğunu da bilmiyorum. Resmi bir plakada değil. 6-7 araçlık konvoy için 10 dakika yolda bekledik pazar pazar. Onlar önden geçebilsin, geçsin diye. Her alanda, her yerde böyle itibar hükümete, tasarruf geçinemeyene, memurun servisine, öğretmenin su ısıtıcısına.